Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma bak. Bu dersimizde inşallah yeni bir bölüme geldik. Ee, yeni bir başlangıç yapacağız. O da babul mucmeli vel mübeyyeni Mucmel ve mübeyyen babı e, diye başlık atmış e, nazımımız. Bu bölümü okuyacağız. Tabi bu bölüme başlamadan önce abiler. E, usul fıkıhta bu bölümün adı genelde delaletul elfaz alel Lafızların manalara delaleti şeklinde ele alınıyor. Yani başlık olaraktan böyle yazabiliriz. Delaletul elfaz alel Lafızların manalara olan delaleti diye. Şimdi İslam'da veyahut da beşeri münasebetlerde lafızların kendinden daha ziyade ne anlam ifade ettikleri ve hangi manaya delalet ettikleri önemlidir. Onun için insan ilişkilerinde, hakeza insanın şeriatla olan ilişkisinde, lafızların hafızlarından ziyade lafızlarla ne murad edildiğini anlayanlar, insanlarla daha iyi ilişki kurar, şeriatla daha sağlıklı bir ilişki kurarlar. Yani tarih boyunca mesela birçok sapkınlığın ister akidevi anlamda olsun, ister ameli anlamda olsun birçok sapkınlığın nedeni nedir? Yanlış anlamadır. Yani lafızların delalet ettiği anlamlar konusunda veya Allah'ın ve Resulünün muradının ne olduğu konusundaki yanlış anlamalar tarihteki birçok sapmanın temel nedenidir. Onun için İbn-i diyor ki insanlar birbirleriyle konuştuklarında dikkat edersen İnsanlar birbirlerinin lafızlarını değil, lafızların ifade ettiği anlamları ezberlerler. Mesela şu anda sen beni dinliyorsun. Ben sana bir şey anlatıyorum. Sen benim kelime kelime ne söylediğimi mi anlamaya ve ezberlemeye çalışıyorsun? Yoksa daha ziyade bu kelimeler bir araya geldiğinde ne anlam ifade ettiğini mi anlamaya çalışıyorsun? Yani sen buradan çıktığında örnek veriyorum. Sana hoca ne anlattı dendiğinde sen ilk kelimemden başlayıp son kelimeme kadar hiç değiştirmeden mi karşı tarafa aktarıyorsun? Yoksa benim kelamımın manasını, yani ortaya çıkan sonucumu aktarıyorsun. Demek ki e, manalar lafızlarla ifade edilir. Ama asıl olan nedir? Asıl olan manadır. Yani lafızın bizzat kendisinden çok, lafızın delalet ettiği mana veya mütekellim olan kişinin o lafızdan ne murad ettiği e, meselesidir. İşte usul fıkhın bu konusu da lafızların e, içerdikleri anlama delaletinin kapalılığını ve açıklığını ele alıyorlar. Yani şimdi bir lafızın kendi manasına delaleti farklı farklıdır. Bazen bir lafız bir manaya apaçık delalet eder. Bazen bir lafız bir manaya biraz daha kapalı delalet eder. Bazen çok çok kapalı delalet eder. Bir lafız bir manaya çok çok kapalı delalet eder. İşte bu açıklığına göre ve kapalılığına göre bu lafızların isimleri ne? Bu dersimizde bunu görmüş olacağız. Bir manaya en açık delalet eden lafızın adı nedir? Bir manaya kapalı olarak devlet eden lafzın adı nedir? Bu dersimizde eğer Allah izin verirse onu göreceğiz. Şimdi geçmiş derslerimizi şöyle bir düşünün. Yani Arapça lafızlar doğal olarak Kur'an ve sünnetin lafızları farklı itibarlara göre farklı şekillerde taksim edilmeye müsaittir. Mesela vadaa göre yani Arapların kelimeyi vada edişine göre biz bir lafızı umum, husus, mutlak, mukayyet diye kısımlara ayırabiliriz. Doğru mu? Çünkü bu vada ile alakalı bir konudur. Yani Arap bazı kelimeleri mesela umuma if umumiyete derlet etsin diye vada etmiştir. Doğru mu? Bu bizimle alakalı bir şey midir? Bu bizimle alakalı bir şey değildir. Demek ki vada'a göre kelimeleri taksim etsek Arapların koyuşuna göre umumiyet, hususiyet, mutlaklık, mukayyetlik diye ayırabiliriz. Ee, mesela yine gördüğümüz bir bab, istimale göre kelimeleri ele alacak olsak, yani Arap'ın konulmuş olan bir kelimeyi kullanımına göre hakikat ve mecaz diye kelimeleri ne yapabiliriz? İki kısma ayırabiliriz. Hakeza üçüncü bir e, itibarla bakmış olduğumuz zaman kelimelerin ifade ettikleri anlama delaletin açıklığı ve kapalılığına göre mücmel, mübeyyen, muhkem, müteşabih mesela nas, zahir e, gibi şekillerde taksimat yapabiliriz. İşte bu üçüncüsü bizim bugün göreceğimiz konunun ta kendisidir. Yani kelimeler lafızlara devlet ederken açıklık ve kapalılık yönünden kelimelerin taksim edilmesi konusu bizim bugünkü şeyimizdir. Bugünkü dersimizin konusudur. <laughs> evet. İlk olaraktan hangisiyle başlamış? Mücmel ile başlamış. Birinci demek ki bugün bizim göreceğimiz hangisidir? Mücmel ve mübeyyen. Yani bugünkü başlığımız bunların içerisinde mücmel ve mübeyyen olandır. Mücmel ne demektir? Arap lügatında mücmel, ecmelenin ismi mef'ulüdür. Ecmele, yucmilu icmelen, bunun ismi mef'ulü mucmelundur Ecmele, cema'a manasındadır. Ecmele, cema'a manasındadır. Arap lügatında, ha mücmel demişsin, ha mecmu' demişsin. Arada hiçbir fark yoktur. Arap lügatında. Peki usulcülerin istilahında e, mücmel nedir? Usulcülerin istilahında, kullu lafzin, yahtacu ila beyanindir. Açıklamaya ihtiyaç duyan her lafız mücmeldir. Kullu lafzin yahtacu ila beyanin. Açıklamaya ihtiyaç duyulan her şey, her lafız mücmeldir. Şimdi hemen 94. beytinize bakın. Mücmeli tanımlıyor burada. Ma o şeydir ki kana muhtacen muhtaç olandır ila beyani. Beyana muhtaç olandır. İmam Cüveyni ise bunu مَا كَانَ مُفْتَقِرًا اِلَى الْبَيَانِ Yani nazm varakatta değil de varakatın metninde metn varakatta مَا كَانَ مُفْتَقِرًا اِلَى الْبَيَانِ Beyana ihtiyaç duyan, hani fakir olan, e, beyana ihtiyaç duyan şeyin adı e, şeydir, e, mücmeldir demiş. Demek ki hangi lafız olursa olsun e, o lafızda bir kapalılık var, ve bu kapallık açıklığa ihtiyaç duyuyorsa bu lafza ne diyeceğiz? Mücmel diyeceğiz. İster bu kapallık lafızın kendinden kaynaklansın, ister harici bir sebepten kaynaklansın, ister kullanıldığı terkipten kaynaklansın fark etmez. Bir kelimede ister kendinden, aslından ötürü olsun, ister sonradan yani başka bir cümlenin içerisinde kullanıldığından ötürü bir kapallık söz konusu olsun. Normalde diyelim kelime açıktır. Fakat kullanıldığı siyakta anlam kafamızı karıştırdı. Misal, istersen böyle olsun biz buna ne diyeceğiz? Buna mücmel ee, diyeceğiz. Mücmel ve mübeyyen dedik. Peki mübeyyen nedir? Mübeyyen Arap lügatında beyyenin ismi mef'ulüdür. Mübeyyenun açıklanmış olan demektir. Usul fıkıhta yani ıstılahta ee, mübeyyen dediğimizde neyi kastediyoruz? Mücmel lafızdaki kapalılığı gideren ikinci lafızın adı mübeyyendir mücmel lafızdaki kapalılığı gideren ikinci lafzın yani açıklayıcı olan, tefsir edici olan lafızın ismi mübeyyendir. O zaman yazdık mı burayı? Ha. O zaman biz bu, burayı tekrar edelim, burayı iyi anlayalım yani. Bazen mücmel kelimenin bizzat kendinden kaynaklanır. Kelimenin bizzat kendinden kapalılık kaynaklanır. Bazen kelime kapalı değildir. Fakat öyle bir siyakta onu kullanırsın ki, öyle bir yerde kullanırsın ki kullanıldığı yer itibariyle kapalılık söz konusu olur. Fark ediyor mu bizim için? Fark etmiyor. Kelime izaha muhtaç du ihtiyaç duyduğu an o kelimeye ne diyoruz? O kelimeye mücmeldir diyoruz. Sonradan gelip bunu ister lugat olarak, ister şeriat olarak açıklayan şeyin adına da ne diyoruz? Buna da mübeyyen ee, diyoruz. Peki burada e, soru şu. Mücmel bir lafız şeriatta varit olduğunda bunun hükmü nedir? Dedik ki mücmel bir lafız varit olduğunda yani bir kapalılık söz konusu olduğunda e, onun izahı gelinceye kadar onda tevakkuf etmektir mücmelin hükmü. Onunla ne yapamasın? Onunla amel edemesin. Şimdi örnekler e, de vereceğiz buna. Hüküm nedir o zaman? Hüküm tavakkuftur. Bu tavakkuf yani durma ve bekleme hali ne zaman son bulur? Onu beyan eden nas varit olduğu anda bu tavakkuf hali son bulur. Tamam. Onu beyan eden nas varit olduğu anda bu tavakkuf hali son bulur. Şimdi mesela örnek verelim buna. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor abiler? Ve as-salate <الصلاة> Namazı ikame ediniz dedi Allah. Bu ayet hangi ayetlerdendir? Bu ayet mücmel bir ayettir. Niye? Çünkü salat kelimesi her ne kadar Arapların yanında bilinen bir kelime olsa da اَق۪يمُ ile beraber kullanıldığında bizim için artık mücmel oldu. اَق۪يمُ dua diyemeyeceğimize göre hani salat kelimesini dua manasına aldığımızda mesela normalde sen günlük kullanımda bir araba salat desen Arap bunu anlar. Kelimede bir mücmellik yoktur. Vada olaraktan kelime gayet açıktır. Fakat şeriat onu alıp özel bir siyakta kullandığı zaman "akimu salate" dediği zaman, "salatı ikame edin" dediği zaman artık bizim için ne olmuş oldu? bizim için bu mücmel olmuş oldu. Çünkü biz bundan ne kast edildiğini mesela şu soruların cevabını biliyor muyuz? Namazın ikamesinin keyfiyeti nasıldır? Hangi vakitlerdedir? Misal. Hangi suretlerdedir? Bunları biliyor muyuz? Yani ekimu salat dediğine göre Allah buna özel bir keyfiyet getirdi artık. Hani bu bizim bildiğimiz dua anlamındaki salat değildir. Bunu biliyoruz. Ama bu nasıl yapılacak? Hangi vakitlerde yapılacak? Bunun şartları nelerdir? Bunların hiçbirini biliyor muyuz? Hiçbirini bilmiyoruz. Bunları bilinceye kadar bu nas bizim için nedir? Bu nas bizim için mücmeldir. Aynısı mesela ve atu zekate. Zekatı veriniz. İkinci bir örneğimiz buna. Şimdi zekat kelimesi Arap lügatında belli mi? Arınma ve artma. Yani normal günlük hayatta kullandığın zaman hiçbir Arap için kapalı bir kelime değildir bu. Ama ve zekate, zekatı verin e dediğinde arınmayı verin, çoğalmayı verin gibi. Bir anlamı var mı bunun? Bir anlamı yok. Demek ki İslam buna özel bir keyfiyet getirdi. Tabi doğal olarak biz burada soruyoruz. Kime verelim? Kim versin? Misal, neden versin? Ne kadar versin? Doğru mu? Dört tane mesele var. Neyi verelim? Kime verelim? Kim versin ve ne kadar versin? Dört tane soru. Biz bunların cevabını bu nasıl çıkarabilir miyiz? Ve zekat eden çıkarabilir miyiz? Çıkarmamız mümkün değildir. O zaman bu bizim için şu an nedir? Bu terkipte mücmeldir. Ne yapacağız? Biz mübeyyen olan kelimeyi bekleyeceğiz ve ona göre davranacağız. Sebebini söyleyeceğim şimdi niye öyle olduğunu. Üçüncü bir örnek bizim kitabımızda verdiği örnek. Onu da okuyacağız. Kur kelimesi. Allah Azze ve ayet-i kerimede diyor ki vel mutallakatu boşanmış kadınlar yeterabbesne nebi enfusihinne felasete kuru. Üç kuru müddeti iddet beklerler. Boşanmış kadınlar üç kuru müddeti e, beklerler. Kuru kelimesinin anlamı ne? Araplar kar, karun kelimesini hem hayız için kullanıyorlar hem temizlik için kullanıyorlar. Bak bu kelimeyi bu siyakta kullandığımızdan ötürü değil. Bu kelimenin zaten özünde kapalılık var. Doğru mu Enes abi? Araplar bu kelimeyi hem hayız için kullanıyorlar hem de onun zıddı olan temizlik için kullanıyor. Temizlik hali için kullanıyorlar. Şimdi boşanmış bir kadın üç iddet müddeti bekleyecek dedik. Tamam. Hayız dersen zaman farklı. Temizlik dersen zaman farklı. Yani bunun üzerine şer'i bir hüküm. Yani üç hayız müddeti ile üç temizlik müddeti aynı mıdır rakam olaraktan? Değildir. Ha, öyleyse demek ki bu kelime bizim için nedir? Mücmeldir. Burada acaba Allah Arap'ın koyduğu hangi manayı gözetmiştir? diye Bunu beyan eden bir nas gelinceye kadar bizim için bu nedir? Bu mücmeldir ve ne yapmamız gerekiyor dedik? Tevakkuf etmemiz gerekiyor. Peki niye tevakkuf edeceğiz? Yani bunun hikmeti, bunun illeti nedir? Bunun illeti şudur. Çünkü şer'i lafızlara hüküm bina edilir ve hükmün bina olması için de lafızın açık olması gereklidir. Lafız kapalı olduğunda meçhulün üzerine hüküm bina edilmiş olur. Bu da caiz değildir. Bu da caiz değildir ve kapalı lafızlar hevaya açıktır. Yani isteyen kapalı lafızları istediği tarafa çekebilir. Bu da hükümlerin Allah'ın muradına muvafakat etmemesine, insanların hevalarına muvafakat etmesine sebep olur. Bu illetten ötürü e ne olması lazım? Mutlaka üzerine hüküm bina edilen lafzın açık olması gerekir. Ki mesela buna örnek olarak da neyi verebiliriz? Mesela namazı kılın dediğimiz zaman, Diyelim ki heva ehli biri, bu mücmel olan lafızı mübeyyeniyle beraber almadığında, peygamberimizin açıklamasıyla almadığında, namaz duadır. Ben de oturduğum yerde, dua ettiğim yerde namazımı eda etmiş olurum zaten. Hani bu düşüncede olan insanlar da var, bu şekilde amel eden insanlar da var. Bu probleme nereden varıldı? Mücmele yapışıp mübeyyeni terk etmekle. Çünkü mücmelin mübeyyenini bıraktığın zaman, mücmel seni hevana kalmış oluyor. Nasıl onu açıklarsan, senin için şeriat olmuş oluyor. Onun için mücmel olan lafızlarda mübeyyen olan açıklayıcının olması mutlaka şarttır. Mesela zekat vermiyor bazı insanlar. Yolda giderken bir fakire sadaka verdiğinde misal daha sonra sorduğunuzda diyor ki ben zekatımı verdim. Allah zekatı verin diyor. Ben de verdim ee, diyor. Nasıl bu şeye vardı? Adam nasıl bu kanaate vardı? Çünkü o mücmel nasın mübeyyeni olan peygamberimizin izahatını terk etti. Kendi havasına göre bunu açıklamış oldu. Tamam. Güzel. Hükmünü öğrendik. Peki mücmelin beyana kavuşturulması nasıl olur? Yani mücmel bir e, nasıl, nasıl beyana kavuşur e, diyelim. Bu üç şekilde olur. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözlü olaraktan mücmel olan bir lafzı açıklar. Ya aleyhissalatü vesselam mücmel olan bir lafzı sözü ile açıklar. Mesela biz dedik ki وَاَتُوا الزَّكَاتَ ee, Nedir? وَاَتُوا الزَّكَاتَ Mücmeldir. Geçen derslerimizde umum husus babında bir hadis görmüştük. Aleyhissalatü vesselam ne demişti? فِي مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ Gökyüzünün sulamış olduğu bütün topraklarda onda bir ee, zekat vardır. Başka bir hadiste ne demişti Aleyhissalatü vesselam? لَيْسَ fi <fî> ma duna khamsati <avsukin> sadaka. 5 vusk yani 600 kilonun altında olan bir şeylerde ekinlerde sadaka yoktur. Ne yaptı burada Aleyhissalatu vesselam sözlü olaraktan sözlü olaraktan mücmel olan zekatı açıkladı. Doğru mu? Bu söz ile açıklanmaya örnektir. <laughs> Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle çok yerde bize ne diyor? Çok yerde ama. Yani istisnasız. Peygamberimizin zatında ve nittabi millete İbrahim hanife. Hanif olan İbrahim'in milletine uy. Doğru mu? Şimdi millet kelimesi mesela Arapların yanında belli bir kelime. İbrahim de bizim yanımızda belli bir kelime. Ama milleti İbrahim dediği zaman kapalılık oluştu. Doğru mu? Ne demek milleti İbrahim? Yani İbrahim'in ırkına mı girelim? İbrahim'in dinine mi girelim? Mesela millet İbrahim'e uymak nasıl olacak? Ben de İbrahim'in ırkındanım mı? E diyeceğiz misal. Veya ben de İbrahim'in işte dininden miyim diyeceğiz veya ben de İbrahim'in akidesinden miyim e diyeceğiz. Millet İbrahim'den kast edilen şey bu mücmeldir. Bu mücmeldir. E, doğru mu? Biz e, bunun açıklamasını nerede görüyoruz? Bunun beyanını Allah azze ve celle'nin İbrahim Aleyhisselam'a anlattığı kısalarda e, topladığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin ne olduğunu bunu öğreniyoruz. Mesela iki tane ayet bu konuda beyan edici ayet. Birincisi ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslüman ve ma kana İbrahim Yahudilerden değildi. İbrahim Hristiyanlardan değildi. İbrahim müşriklerden de değildi. İbrahim hanif ve Müslüman idi diye. Yani, yani İbrahim'in milleti nedir o zaman? İbrahim'in milleti eh, Yahudilikten beraat, Hristiyanlıktan beraat ve müşriklikten beraattir. Bu, bu çok önemli yani. Müşriklikten beraattır, şirkten beraattır. ve hanif olarak yani şirkten meylederek, içerisinde hiçbir şekilde şirk olmadan Allah'a teslim olmaktır. Hanifen muslimenden kast edilen şey bu. İkincisi ise Mümtehine suresinde Allah Teala'nın anlatmış olduğu şey. Kat kanaatlekum usvetun hasenetun fi İbrahim ve'l-lezina ma'ahu ifqalu li kavmihim inna bura'a'u minkum ve mimma ta'budun min dunillahi kferna bikum ve بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء حتى تؤمنوا بالله <وَحْدًا> Bu İbrahim'in milletidir. Yani İbrahim'in milleti nedir? Allah'tan başkasına ibadet edilenlerden teberri etmek. Allah'tan başka ibadet edilen putlardan teberri etmek, onların küfrüne itikad etmek, onlara kin ve buğz beslemek ve tek olan Allah'a iman edinceye kadar da bu hükmün kesinlikle değişmemesi. İbrahim'in milletinden Allah Azze ve Celle'nin kastetmiş olduğu şey budur. Ha, sen beyanı İbrahim'in şeyinden almazsan, İbrahim'in mesela örnek veriyorum, dinler arası diyaloğa gelelim mesela. Şöyle bir dikkat edin, dinler arası diyaloğun en fazla kullanmış olduğu kelime hangisidir? Hiç dikkat edin. İbrahim'i dinler. İbrahim'i dinler diyorlar mesela. Niye bunu söylüyorlar? Yahudiler de kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyor. Hristiyanlar da nispet ediyor. Müslümanlar da kendilerini ata olarak İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyor. Bakın siz mücmelin mübeyyenini şeriattan almazsanız Allah'ın muradının tam zıddına bile düşebiliyorsunuz. Yani düşün Allah'ın İbrahim'in milletinden muradı Yahudilikten teberri etmek, Hristiyanlıktan teberri etmektir. Siz Yahudileri ve Hristiyanları da İbrahimi dinler kapsamına sokup cennete götürüyorsunuz. Anlaşıldı? Mücmelin mübeyyenini terk etmek bu kadar tehlikeli olabilecek olan bir şey. Hangi mücmel varsa ister akidevi ister ameli mübeyyeni terk edildiği zaman insanların kendi hevasına kalmıştır. Onun izahatı bu şekilde açıklanır. Bu ne örnekti? Mücmelin sözlü olarak beyanına örnek. Mücmel bazen fiil ile e, izah edilir. Mücmel bazen fiil ile izah edilir. Örnek olarak buna neyi verebiliriz abiler? Mesela dedi ki ve akimus salate şeydir mücmeldir. Peygamberimiz namaz kıldıktan sonra ne dedi? Namazını kıldığı, gösterdiği sahabeye sallu kemâ râeytumûni usalli. Bakın benim namaz kıldığım şekilde namaz kılın dedi. Yani aleyhissalâtu vesselâm fiili olarak Allah azze ve celle'nin ve akîmus salâtesinden ne kastedildiğini sahabesine öğretmiş oldu. Hakeza mesela diyelim ki Cabir'in rivayetinde Peygamber aleyhissalâtu vesselâm hacı yaptı bitirdi. Sahabe de onun hac yapışını izledi. Sonra ne dedi Peygamber? Huzu anni menasikakum. Yani hac eylemlerinizi benden alınız. Menasik haçta yapılan şeyler, ibadetler. <laughs> Özür dilerim. Huzu anni menasikakum. Haç hac eylemlerinizi, hac ibadetlerinizi benden alınız dedi peygamberimiz. Kişilere fiili olaraktan göstermiş oldu. Üçüncüsü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılı olaraktan mücmel olanları beyan etmesi. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Ebu Bekir radıyallahu anh'tan varit olan ve birçok alimin sahaben icması olarak kabul ettiği Peygamberimizin zekat miktarlarına dair yazmış olduğu vesika. Değil mi? Onu Enes radıyallahu anh'a verip Bahreyn'e yolladığında Ebu Bekir radıyallahu anh başına ne yazdı? Bu Peygamberimizin Müslümanlara farz kılmış olduğu sadaka miktarlarıdır diye. Özellikle hayvan zekatlarını en tafsilatlı bir şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam zikretti. Hayvan zekatlarını en tafsilatlı bir şekilde aleyhissalatu vesselam zikretmiş oldu bu kitabede. Bunun gibi bu da mücmel olan zekat miktarlarını bize kitabe yoluyla şey yapılmasıdır. Kitabe yoluyla bize izah edilmesidir. Öyleyse abiler biz sonuç olaraktan şunu söyleyeceğiz. Dedi ki mücmel lafız, İster kapalılık kendinden kaynaklansın, ister kullanıldığı siyaktan dolayı bir kapalılık söz konusu olsun. Örnek olarak neyi verdik? Kur'u kelimesi. Lafız kendinden kapalı zaten. Akimus salata kullanıldığı telkipte bir kapalılık söz konusu olmuş. İster böyle olsun fark etmez. Kapalılık lafza nerede yapışırsa yapışsın. O kapalılığın mutlaka neye ihtiyacı var? Beyana ihtiyacı var. Beyan gelmediği müddetçe biz o kapalılığı ne yapamayız? O kapalılığı alamayız. Beyan gelmediği müddetçe biz o kapalılığı kapalılıkla amel edemeyiz. Sebep neydi? Çünkü şer'i lafızların üzerine hüküm bina ediliyor. Doğal olarak da hüküm bina edilen lafzın açık olması lazım. Kapalı olduğu zaman meçhulün üzerine hüküm bina edilmiş olur ki bu caiz değildir. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Mücmel mübeyyenle alakalı? Yok. Şimdi çok önemli bir konu var. Yani günümüzde bu çokça fazla konuşulduğu için bizim hani bunu dillendirmemiz lazım. Mücmel ve mübeyyen babı alakalı olduğu için bunu ele almamız lazım. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela itikatla alakalı birçok nas aslında mücmeldir. Ve mutlaka bunun tafsilatlı beyanına ihtiyaç vardır. Örnek mesela. Şimdi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki فمن yekfur فَمَنْ ve بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَةِ kim Allah'a iman eder, tağuta da küfrederse, tağutu da reddederse o kopması olmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır. Bu sapasağlam kulptan kastettiğimiz şey nedir? Bak bu bizim için bir mücmeldir mesela. Doğru mu? Sahabeden aktarılan e, şeyle tefsirlerle biz buradan kastedilen o dönemde onların anladığı şeriatın örfünün la ilahe illallah olduğunu, İslam dini olduğunu anladık. Yani bir insanın İslam'a girebilmesi için Müslüman denebilmesi için, bir insanın e, hakeza, bir insana işte e, la ilahe illallah'ın ehlidir denilebilmesi için iki tane şart var. Bir tanesi tağuta küfredecek, bir tanesi de Allah'a iman edecek. Şimdi tağuta küfretmek bu mücmeldir. Yani tağuta küfretmek tam olarak nedir? Ne yaptığımız takdirde tağuta küfretmiş oluruz? Misal, biz bunu biliyor muyuz lafızdan? Biz bunu bilmiyoruz. Yani kefere lafzını biliyoruz. Tağut lafzının da ne olduğunu biliyoruz. Ama ikisi yan yana geldiğinde el kufru bi tağut dediğimiz zaman bunu şer'en Allah azze ve celle'nin tam olarak bizden ne istediğini bilmiyoruz. Bu bizim için nedir? Mücmeldir. Bizim için kapalıdır. O zaman bizim nereye bakmamız lazım abiler? Bizim beyana bakmamız lazım. Bizim nereye bakmamız lazım? Bizim beyana bakmamız lazım. Yani mübeyyen bunu nasıl izah etmiş? Buna bakmamız lazım. Bunu da nereden bileceğiz? Bunu da şöyle bileceğiz. Allah Azze ve Celle bize başka bir ayet-i kerimede diyor ki Kasem olsun ki biz her kavme peygamber gönderdik. Niye? Gönderiliş amaçları ne peygamberlerin? Allah'a ibadet edin, tağutlardan uzak durun demeye çağırsınlar diye. Demek ki tağuta nasıl küfredileceği, tağuta nasıl iştinap edileceği, tağutun hukukunun nasıl belirleneceğini kim bize gösterecek? Peygamberlerin tasarrufları bize gösterecek. Anlaşıldı. Biz buna bakacağız. Peygamberlerin tasarruflarında mübeyyen beyan edilen neyse bu mücmelden kast edilenin de bu olduğunu anlayacağız. Burası anlaşılıyor değil abiler. Tamam. Mesela diyelim ki biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siretine baktığımız zaman Peygamberimizin herhangi bir tağutun ilk başta ne yaptı peygamberlerin hepsi? Gelmiş oldukları toplumlarda tağutlara ve tağutlara kulluk edenlerin küfrüne hükmettiler. Evvela. İlk adım, birinci adım olaraktan onların küfrüne hükmettiler. Doğru mu? Hangi peygambere bakarsanız bakın bu böyledir. Çünkü zaten onların küfrüne hükmetmeseler dinler birbirinden ayrılmıyor. Yani birinci adım olaraktan onların küfrüne hükmettiler. İkinci adım olaraktan küfürlerine hükmettikten sonra hem tağutlara hem de tağutların kullarına ayrım yapmadan. Yani sonra onlardan teberri ettiler. Onların putlarından, onların dinlerinden evvel önce onların zatlarından teberri ettiler. Doğru mu? Çünkü şirk demiş olduğumuz şey kendiliğinden meydana gelen sonra etrafında birilerini sürükleyen bir şey değildir. Müşrik demiş olduğumuz şahıs şirki meydana getirir. Daha sonra şirk yüzünde yayılır. Öyleyse soyut olan bir takım kavramlara düşmanlık yapmak sadece insanın aklından zorunlu olduğunu gösterir. Onun için o soyut bir takım kavramlara düşmanlık beslemenin bir anlamı yoktur. Doğru mu? Sonra ne yaptılar? Bakın önce tekrar ediyorum. Önce tağutlara ve tağutların kullarının küfrüne hükmettiler. Sonra onların zatından teberri ettiler. Yani onların bizzat şahslarından teberri ettiler. Sonra onların akidelerinden, taptıklarından, işte putlarından, tağutlarından teberri ettiler. Soyut olanlardan teberri ettiler. Sonra da bunun üzerine işte artık davet yaptılar. E, düşmanlık olduğu, işte savaş olduğu, hicret olduğu vesaire artık neyse ama temel olaraktan var olan şey nedir? Temel olaraktan var olan şey budur. Doğal olarak bugün mesela diyelim ki bir takım yol kesicilerin, bir takım insanları işte insanların itikadını ifsad etmek için yola çıkanların e, insanları aldatırken insanlara şöyle bir şey söylemesi. Mesela e, femen yekfur taguti veya işte feşte ve bu tagute lafzından kesinlikle tagutun tekfir edilmesi çıkmaz e, diye. Akimus salat eden de akimus salat eden de secde etmenin gerekliliği çıkmaz. Şimdi ahmağın biri çıksa dese ki bir adam secde etmeden de adamın namazı sahihtir. E çünkü akimu salate lafzından bir adamın secde etmesinin gerekli olduğu çıkmaz. Sadece buna gülünür yani. Hani buna hiç kimse bunu kale alıp karşısına oturtup buna cevap vermez. Çünkü diyecek ki doğrudur. Akimu salate lafzından secdenin namazın rükünü olduğu secde olmadan namazın asla kabul edilmeyeceği çıkmaz. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mücmel olan lafzı beyanından sonra secde olmadığı zaman namazın olmadığı herkesin ortak kabulüdür. Doğru mu? Hakeza evet femen yekfur bi tağuti lafzından tağutu tekfir etmenin tağuta küfretmenin etmenin rükünü olduğu çıkmaz. Bu doğrudur. Ama daha sonra bütün peygamberlerin ortak bir şekilde gerek tağutların küfrüne hükmetmesi, gerek onların kullarının küfrüne hükmetmesi, onları kafir olarak kabul edip onlardan teberri etmeleri tağuta küfür etmenin kapsamında hakeza ona ve onun kullarına küfür etmenin de dahil küfrüne hükmetmenin de dahil olduğu ortaya çıkmış olur. Yani bu bu lafızdan bu çıkmaz diyen adamla akı salat eden secdede secdenin namazın rükünü olduğu çıkmaz. Onun için bir adam secdeyi terk ettiği zaman da biz deriz hatalıdır ama namazı sahihtir ee, gibi. Bu ne kadar komikse bu birinci söylemiş olduğum da o kadar komiktir. İşte insanlar usullerden kopuk oldukları zaman usullerden ayrı bir dünyada yaşadıkları zaman yol kesiciler, ee, insanların itikadını ifsad etmek için peygamberden sonra gelen emr şeyleri kendilerine vazife edinen, emr yapan, yapmadıklarını söyleyen insanlar insanların itikatlarını bu şekilde zedeliyorlar. Tamam? Öyleyse kardeşler, ister itikadi olsun, ister ameli olsun, bir lafza biz bakıp bu lafızdan bu çıkar, bu lafızdan bu çıkmaz ee, gibi bir şey e, İslam'da olmaz. Ne yaparsın? onu şerh eden, onu izah eden başka naslara e, gidersin. E, mesela ona bakarsın ve oradan şey çıkarırsın. E, oradan bir hüküm e, çıkarırsın. Mesela e, aynı adamlar örnek veriyorum. E, tağut lafzından Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen e, mesela. Böyle bir şey bu lafızdan anlaşılır mı? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler tağuttur. Anlaşılmaz. Neyle bunun tağut kapsamına girdiğini izah ediyorlar? Başka naslarla Doğru mu? Yani bu konuda hani en hassas oldukları genelde konuyu örnek olaraktan söyleyelim. İşte Allah'ın dediğine hükmetmeyen tağuttur. Mesela bunlar tağutlardır diyorlar. Nereden çıkardınız bunların tağut olduğunu? Tağut lafzından böyle bir şey anlaşılıyor mu? Baktığın zaman ha demek ki Hüsnü Mübarek tağutmuş. E diyebiliyor musun? Hayır. Başka naslara baktın. O nasları getirdin ki Allah'ın dediğine hükmetmeyen uluhiyet konusunda, rububiyet konusunda Allah'a karşı haddini aşmıştır ve bu tağuttur demiş oldun. Hakeza tağutun tekfir edilmesinin zorunluluğu da aynı şekilde naslardan anlaşılmış. Yani aleyhisselatu vesselam ilk geldiğinde mesela dikkat edin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a sahabenin biri geldi. Ondan bir amel istedi. Bana bir amel öğret dedi. Peygamber ne dedi ona? Peygamberimiz dedi ki kafirin suresini oku. En son gece yatmadan önce kafirin suresini oku. Sonra aleyhisselatu vesselam ne dedi? فَاِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ O şirkten beraattır. Şimdi mesela diyelim ki ben şu soruyu sorsam. Bir insanın Müslüman olabilmesi için en temel şart nedir? Şirkten beri olmasıdır. Bak müşrik değil. Herkesin ortak kabul etmiş olduğu şey şirkten beri olmasıdır. Doğru mu? Peki şirkten bir insan nasıl beri olur? Ben şirkten beri oldum. Demekle mi şirkten beri olur? Cık. Bunu açıklayacak olan şirkten beri olmak bu ee, mücmel bir lafızdır. Mesela Allah Azze ve Celle diyor Kulli <laughs> lezine keferu iyyentehu Kafirlere de ki son verirlerse yani tövbe ederlerse ama bu tövbe nasıl olur? Ne yapıldığın zaman tövbe etmiş olursun. Biz bunların içeriğini biliyor muyuz? Bu bizim için mücmen. Fe intabu ve akamu's ve Biz bunun şeyini tam olaraktan bilmiyoruz. Yani nasıl ki fe <laughs> tövbe ederlerse ve <laughs> akamu's namazı kılarlarsa dediğinde sen namazın ne olduğunu gidip şeriata bakıyorsun. Zekatın ne olduğunu şeriata bakıyorsun. Hakeza tövbenin ne olduğunda da şeriata bakman lazım. Şeriat ne yapıldığı takdirde kişi tövbe etmiş kabul ediyor. İşte peygamber diyor. Kul ya eyyuhel kafirun dersen, müşriklerin küfrüne hükmedersen, la a'budu ma ta'budun dersen, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem dersen, sizin de benim ma'buduma yaptığınız ibadetiniz geçerli değildir dersen, sizin dininiz size onları bir din kabul edersen, yani hani müşriği de bir din olaraktan kabul edersen, senin dinin sana, benim dinim bana dersen, sen şirkten beri olmuş olursun. Aksi halde ben şirkten beri oldum. Ben şirkten tövbe ettim. Ben şirke buğz ediyorum demekle senin yanında şirkten beri olmuş olursun ama şeriatın yanında şirkten beri olmuş olmasın. Demek ki bırakın tağuta küfür şirkten teberri için bile önce şirkin ehline küfürle hükmetmek gerekir. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam kul ye kafirun diyor. Ondan sonra kalan kısmına devam ediyor. Böyle olunca şimdi bu konuyu niye hani anlatmış oldum? Şundan ötürü anlatmış oldum. Zaten belki müşriklerin yani şirk ehlinin en büyük vasfı Kur'an-ı Kerim'den bizim öğrendiğimiz furuata çok aşırı değer verir ama usulü terk ederler. Furuata değer verir, usulü terk ederler. İkinci özellikleri nedir? Dinleri çelişki üzerine mebnidir. Ispat ettikleri de çelişkilidir. Nefiyetikleri de çelişkilidir. Şirk ehlinin en büyük sıfatı budur. İki tane sıfat söyledik şirk ehli için. Birincisi neydi dedik? Birincisi şirk ehli ispat ettikleri de nefiyetikleri de çelişkilidir. Yani dikkatli bir şekilde izlediğin zaman bir çelişki vardır. İkincisi ne de furuata yani fer'i olan, ameli olan şeylere itikada taalluk eden şeylerden çok çok daha fazla değer verilir. Şimdi hani müşrikler Allah azze ve celle meleklerin Allah'ın kızı olduğunu söylüyorlar. Mesela bu dinin bir parçası. Doğru mu? Öbür taraftan ne diyorlar? Öbür taraftan kız çocuğu olduğu zaman da yüzleri kızarıp bozarıyor. Kız çocuğunu bir ayıp olaraktan kabul ediyorlar. Doğru mu? Peki, normalde sizce bunu akledemiyorlar mı bu adamlar? Yani, e, biz kendimize çocuk olduğu zaman bunun kötü bir şey olduğunu kabul ediyoruz. Ama meleklerin ise en yüce olan Allah'ın kızları olduğunu söylüyoruz. Akledemezler. Çünkü müşrik tevhidden uzaktır, bütünlükten uzaktır. Şirk koşarak dinini parçalamıştır, dinini fırkalara bölmüştür. Her bir cüzde farklı düşünür. Yani, onun dinine hükmeden şey tevhid değildir. Hani Müslüman, tevhid nazarıyla olaylara baktığı için her şeyi tevhid çerçevesinde ele alır. Her şeyi akide çerçevesinde ele alır. Doğal olarak da dininde bir bütünlük vardır. Müşriğin özelliği nedir? Müşrik dinli parçalara bölmüştür. Onun temel bir çatısı yoktur. Tevhidden yoksun olduğu için temel bir çatısı yoktur. Her bir olayda farklı farklı şey yapar, farklı farklı düşünür. Mesela bizim örneğimizde olduğu gibi e, diyelim. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen nedir? Tağuttur. Bunu nereden çıkardın? Bütün nasları bir araya topladım, oradan çıkardım. Peki tağuta küfrettiğim zaman onun kafir olduğuna hükmetmeli miyim? Hayır çünkü lafızdan böyle bir şey çıkmaz. Ee, mesela, e, burada kullanmış olduğun usulü getir burada da kullan. Doğru mu? Veya dedik ne yaparlar mesela? Furuat e, onlar için çok çok daha şeydir. E, çok çok daha önemlidir. Fıkhi bir meselede mesela sen ona desen ki işte ekim-i örneğinde olduğu gibi secde namazın rükunlarından değildir. Çünkü ekim-i eden bu anlaşılmaz. Kişi bunu yaparsa, secdeyi yaparsa iyi olur ama yapmasa hatalı bir Müslüman namazda da sahihtir desen sana güler misal. E aynısı tağuta küfretmek için de geçerlidir. Tağuta küfretmenin lafzından bu çıkmaz. Ama bütün nasları bir araya topladığın zaman bu çıkar ortaya. Ve sen dediğin zaman tağutu tekfir etmeyen Müslümandır ama hatalıdır dediğinde birincide ne kadar komik bir cümle söylemişsen, ne kadar usulsüz bir cümle söylemişsen ikincide de aynen o kadar usulsüz bir cümle şey yapmışsındır, söylemişsindir. Anlaşabiliyoruz değil Ha Herkese mesela yani bunu dinin bütün alanlarına bu söylediğimi tatbik e, şey yapabiliriz edebiliriz. Örnek veriyorum mesela e, bir adam işte cihad eder. Sen ona sorduğun zaman sen niye cihad ediyorsun dediğin zaman sana hep Allah'ın işte bunlar Allah'ın hudutlarını kaldırdılar. İşte bunlar Rabbimizin hakkı olan hakimiyeti ondan aldılar. Bunlar işte beldeleri işgal edip insanların ırzına ellerini uzatlar. Hepsi bunlar doğru şeyler. Bunlar hepsi cihadı gerekli kılan sebepler. Eyvallah. Fakat bir müşrik Allah'a şirk koştuğunda bunun ne farkı var? Yani Allah'a şirk koşan bir müşrik de Allah'a hakaret etmiştir. Allah'ın hakkını Allah'tan çekip almıştır. Allah'a ait olanı Allah'tan başkasına vermiştir. E, misal, doğru mu? Bak bu cüz'iyatta uyguladığını getirip bu cüz'iyata uygulayamıyor. Yani senin eline silah alıp da Allah'tan hakkını çekip alan adamla savaşmanla eline silah almamış ve Allah'ın hakkını Allah'tan çekip almış adam arasında ne fark var İslam'da? Eğer illet Allah'a şirk koşmak, Allah'a ait olanı Allah'tan başkasına vermekse doğru mu? Bunun elinde silah olanı ile elinde silah olmayanı arasında bir fark var mıdır? Elinde silah olmayanı arasında bir fark yoktur. Fakat insan olaylara çatı tevhid olmadığı zaman yani tevhid nazarıyla Allah'ın hakkı, tevhidden kastımız nedir? Allah'ın hakkı meselesidir. Sen bu nazarla bakmadığın zaman durum çok çok şeydir. Çok çok farklı oluyor. Mesela ben cezaevinde bir çok ilginç bir olay yaşadım. Ee, bir tane e, şahsa yani bir tane bir kişiye işte ben dedim ki hani bu gardiyanlarla münasebetlerinizde biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz kadar sesiniz çıksın. Hani yapamadığınız kadar ses çıkardığınız zaman e, şey olur. Müslümanların izzetini izledersiniz. Ya yani yapabiliyorsanız gardiyan müdür kimsenin karşısında eğilmeyin. Yani siz Müslüman olan insanlarsınız. Fakat yapamayacağınız şeyleri söylemeyin. Hani sizin değerinizi düşürür. Cevap Müslüman izzetlidir. Cevap Müslüman izzetlidir. Başka bir vesileyle konuştuğumuz zaman e, misal işte aynı gardiyandan konuşuyoruz. Ben dedim bunlar Allah'a şirk koşan insanlardır. Bunlar müşrik olan insanlardır. O da dedi ki bunlar şeydir, mazurdur. Buraya şimdi sen izzetlisin de senin Rabbin izzetli değil midir? Yani sana yönelik yapılan en ufak bir hakareti, sen Müslüman izzetlidir diyerekten buna tepkini ortaya koyuyorsun da, alemlerin Rabbi olan Allah'a şirk koşup yeryüzündeki en zillet işi yaptığı zaman adam, senin mantığın ne bu cehaletiyle mazeretlidir diye. Yani insanın diyesi geliyor ki size de, o aklınıza da yuh olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın size de Allah'ın dışında ibadet ettiklerinize de yuh olsun dediği gibi. Bunlar hepsi neyin göstergesidir abiler? Bunlar hepsi insanın temelinin tevhid olmadığını, olaylara farklı bir pencereden, şirk penceresinden baktığını gösterir. Çünkü çatı tevhid olduğunda, tevhidden kastımı anladınız, Allah'ın hakkının Allah'a verilmesi, insanların sadece Allah'ı birlemesi ve hiçbir şey ona şirk koşmamasıdır diye. Olaylara bununla baktığın zaman bir bütünlük arz eder. Fakat olaylara farklı pencerelerden baktığın zaman, aynı mekeli müşriklerin yaptığı gibi, kız çocuğunu kendine nispet ederken utanç duyarsın ama Allah'a bir övünçmüş gibi işte melekler Allah'ın kızlarıdır demiş olursun. Toparlıyorum yani sonuca geliyorum. Demek ki tağuta küfretmek, şirkten teberri etmek, İbrahim'in milletinden olmak gibi yani İslam'ın en önemli lafızları bunlar şahısların kendi hevasına terk edilmiş olan şeyler değildir. Peygamberlerin sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhimusselam peygamberlerin davetlerinde bunu nasıl icra etmişlerse sen de o şekilde bunu icra ettiğin takdirde mücmeli mübeyyeni ile beraber ele almış olursun. Ama aksi halde senin bunu buna İbrahim'in milletidir demen veya buna tağuta küfretmektir demen veya buna şirkten teberri olmaktır demen bir şeyi değiştirmez. Ve dediğim gibi maalesef furuat konularında insanlar mücmelle mübeyyeni çok iyi yan yana getirebiliyorlar. Ama aynısını usul konularına getirdiğimizde, akidenin temel meselelerine getirdiğimizde insanların bu konuda mücmelleri daha çok hevayla e, tefsir ettiklerini görmüş oluyoruz. Anlaştık? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Bugün mücmel ile mübeyyen konusunu e, anlatmış olduk. Bir dahaki dersimizde de nas ile zahiri anlatalım. İstiyorsanız şeyi okuyayım, metni ben okuyayım. Galiba tamamını okumadım. Üç beyit var çünkü. 94. beyit. Ma kana muhtajan ila beyani, Fe mujmalun mücmeldir. Yani beyana ihtiyaç duyan her lafız fe mücmeldir. Burada bitti. Peki beyan nedir? Yani onu beyan ve beyani beyanın kuralı, beyanın dabıtı ihracuhu mücmeli çıkarmasıdır. Min haletil iskali problemli halden ile tecelli açık ve hali ve halinin açık olmasına çıkarmasıdır. Tamam? Bir daha okuyorum. Ma kana il muhtacan ila beyani muhtaca açıklamaya ihtiyaç duyan şey fe mucmelun. Mücmeldir. Ve beyani beyanın dabıtı ise yani mücmeli açıklayacak kelimenin zabıtı kuralı ihracuhu onu çıkarmasıdır. Yani mücmeli çıkarmasıdır. Nereden? Min halatil işkali. Yani işgal halinden, kapalılık halinden, problem halinden çıkarmasıdır. Nereye çıkarmasıdır? İle tecelli, celi olmaya. Celi yani açık olan, demek. Kapalılık olmayan demektir. وَاتِّضَاحِ hali Ve halinin ittidah bulması. İttidah da vadaha'dan geliyor, izahtan geliyor. Yani halinin izah edilmesine onu çıkarmasıdır. Örnek, kelqur'i, kur <قُرْء> lafzı gibi. وَهُوَ o vahidul الْاَقْرَائِ Yani akra lafzının tekilidir. Hani akra cemiyedir. Kur ise onun vahididir, onun tekidir, müfredidir. fil فِي الْحَيْدِ وَالْتُهْرِ Hem hayz için kullanılır, hem de temizlik için kullanılır. Minen nisa'i kadınlarda. Anlaşıldı mı Emre abi? Be şey, beyt anlaşıldı. Evet. İnşallah. E bazı yerlerde hocam şey, el-kar'i yazmıştı bize. Nerede mesela? El-kur'i değil de, el-kar'i olarak yazıldı. De... Kur, kur olması lazım. Kur diye değişen. Kur. Kafın dammesiyle. Tamam bizə bir sualınız, dərsiniz, soracağınız sualınız yoxdur? Bu axır dərs var. Elhamdülillah rəbbil aləm.